sen bir tasavvuf ehli olarak tasavvuf nedir? Buna ihtiyacımız nedir? Bize bu konuda yaklaşmalarda bunu öğrenmesini istiyoruz. Tabii, memnuniyetle. Bismillahirrahmanirrahim. Tasavvuf, tarikat, Hazreti Allah Kur'an-ı Azimüşşan'ın çok yerlerinde beyan eden, biz peygamberlere bir şeriat, bir de tarikat verdik. Yol gösterdik. Nasıl gidecekler? Onun için Peygamber Efendimiz'e biat edildi biliyorsunuz. Hulefai Raşid Efendimiz'e de biat edildi. Hatta bazı biat mevzunda Hazreti Ömer Faruk Radıyallahu Anh Efendimiz "Ya Ebu Bekir, şunun şunun için biat ederim de şunun için etmem, olmaz ya Ömer, biat tam olacaktır." Yani kabul etmek, bugünkü seçim gibi. Onun için ben derim ki Cumhuriyet İdaresi, İslam'a en uygun idare tarzıdır. İdaresi. Yani Cumhuriyet'e bir örnek göstermiyorum. Evet, hakikaten Cumhur kendi kendine idare ediyorsa onun ismi Cumhuriyet'tir. Yoksa ismi Cumhuriyet olmuş da zulüm icra oluyorsa istibdattır. Mutlakiyettir. Bir kişinin sözü muhtevar da diğerlerinin değilse. Meşrutiyet biliyorsunuz, meclis var, mebusan var ama yine zamanın hükümdarı, kral, paşa neyse, isterse meclisi feshediyor, isterse kanunları iptal ediyor. Yine bunun ismi meşrutiyet. Hatta buna rağmen Sultanahmet Hazretleri, cennet mekan, iki kere meşrutiyeti kurmuştur. Fakat halk da müsait değil, saray da müsait değil. Daha Cumhuriyet'e daha müsait olduk olmadık, olacağız inşallah. Gidiyoruz, 70 küsur sene oldu. Onun için Cumhuriyet, Allah'a inanan kişiler kaçmasın bundan. Hikmet müminin kayıp malları nerede olursa olsun. Ama bazıları bunun esas anlamını belki idrak etmiyor, düşünmüyorlar. Cumhuriyet deyince bizim hatırlarına melanet geliyor. Değil. Yani dört türlü idare tarzı var. Bunu beş yapamazsın, üçe düşüremezsin. Yani insanın hayatını, idare şeklini isimlendirmişler. Mesela haç mevzuunda Cenab-ı Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri'nin haççı kıran, haççı temattu, haççı ifrat diye ayırt ettiği gibi ama hiçbir hüccac "Ben haccı temettüye niyet ediyorum" diye niyet olmaz. "Ben haccı kırana niyet ediyorum" diye niyet olmaz. "Ben haccı ifrada niyet ediyorum" diye niyet olmaz. Ya onun yaptığı hac düsulü, tertibi bu şekli ihtiva eder, bu manayı ifade eder. Mesela bir ihramda hac ve umreyi birleştiriyorsa bu kişi haccı kıran denir. Ayrı ayrı ihramlarda hac ve umreyi ayrı ayrı yapılırsa bunun ismine haccı temettü denir. Gene şerefe günü yahut arife günü ihrama girerek yalnız hac eden o havale eden insanlara hac ediyorsa bunun haccı ifrattır bunun ismi. Yani yaptığın hale göre isim ifade eder. Şimdi senin yaşadığın neye uygundur? Cumhuriyet uygundur. Tebrik ederim, ne güzel. Hikmettir, müminin kayıp malıdır. Nerede bulursa alsın, Cumhur'un kendi kendini de arasın. Ama sonra iştihadın işte her devrede ortaya çıkardığı yorumlanmış din tablosu. Şeriat, diyanet denir. Bu tablo her zaman çizilecektir, çizilmediği zaman. İnsanlar bu vebali kaldıracak güce sahip değiller. Ben tuhafıma gidiyorum. Bakın bugün adalette iştahat bazen yana, şey diyorlar, geç kalıyor. Ne gün iştir ki mesela
Geçen gazetede yazıyordu. Büyük Millet Meclisi'nde şahsına hakaret. Ve 966 lira para cezası, ağır para cezası. Hala bu, yürürlükte bu. Şimdi. Niye kalma, iştihadı yetiştirememişler? Bazı ceza usullerine bakıyorsun, efendim 10 lira ağır para cezasına çarptırılmıştı. Hala bunlar. Niye iştihat yetişmemiş? Dini İslam da böyle, din de böyle. Bugün nisabı anlatamıyoruz insanlara. Hemen ıhvanıma nisab nedir diye sorduğu zaman hapışım alıyorum. Mecbur oluyorum 1200 sene, küsur sene evvelki iştihattan bahsetmeye. Efendim, nisab 200 liranıymış, 20 miskal altın, 40 koyun falan bahsediyorum. Adam diyor ki 39 koyunum var, ben zengin miyim? Hayır, 40 olacak, o gitsin. 200 liram gümüşüm var diyor, ben zengin miyim, zenginsin? 2 milyon tutmuyor. Şimdi o bir 200 milyonu buluyor. Fakirsin diyoruz. O içine yolu vuruyor. Zenginsin diyoruz. Altın malum 20 miskal altın bugün 80 küsur gram ediyor. Arpa hesabı bile pek çıkıyor miskaller. Yani ilginç duruma düşüyoruz. Efendim, fidra vermek için bayramlarda. Tabii verecektir. O gün durumun müsait olan insan, zekat bir sene geçecek de, durumun müsait olan fidrasını örecektir. Ama hala Suudi Arabistan'da ben hesaple gördüm. Kaç dirhem arpa verilecek fakire, kaç dirhem buğday verilecek. Torbaya doldururlar, verirler. Şimdi kaç ilahi bu değil ki. Niye? İştihad edilmemiş. Bu adam hayvan değil, bayram edecek ya. Sen bir şeyler yapacaksın. Allah nizamı böyle kurmuş. Zengine emretmiş, ihya ediyor onu vermekle. Fakire fakirlik vermiş, sadaka almakla ihya alıyor. Şimdi azap değil bunlar. Allah'ın gazabı değil. Fakat vazife vermemiz işte anlamıyoruz. Hala mesela nikah kıyarken 1001 kuruş mühürüm müekkel diye nikah kıyan ben hoca efendiler görüyorum yakınlarda. Hatta birisi 501 kuruş dedi. 501 kuruş. Şimdi 1001 kuruş, 10 lira bir kuruş. Ya var mı? Sonra bir kızın bekaretini alıyorsun, hayatını garanti alıyorsun. İstersen başa. Evet, Allah razı değil ama mühürlerine değiniz buyuruyor Hazreti Allah. Mühim muhakkem, muhakkem. Acele ödenen mehir, onun için tertib-i ilahi olan muazzam kurmuş ki, değerli bir kızın mehrini her baba iyi de diyemez. Öde, istersen boş. Hayatını garanti alıyor Hazreti Allah. Yapsa dersi bas, sen de bas. Babana öde gideyim, git. Gel demez, sahibi yuttu. Olmaz böyle, böyle nikam olur. Peki. Neyse, yani şey konusu yapmıyoruz, alay aldırıyoruz. Hele hulle, gülünç bir şeyler anlamam diyorsun. İslam'ın düşmanları bunu koz olarak kullanıyorlar. Şimdi niye meydan veriyoruz bunlara? İştihat yok. Hala iştihat yok. Onun için Müslümanlar birbirine girmiş durumdadır. Meşayihler bu iştihadı belki ıhvanla yapıyor ama umumi değil ki. Ancak mesuliyet altında olan insanların iştihadına efendim selahiyetler vardır. El yerlerde ise vardır ama yaparsa yapması mesul değil. İşte Hazreti Allah öyle bir nizam-ı ilahi kurmuş ki yeryüzünü rahmetsiz bırakmış. Bütün Peygamber Efendilerimiz Nur-u Muhammed'i taşıdılar.
Şu mançede bahsederler, öldüğünde ve bir de bahseder ondan. Şundan şundan intikal etti, bundan bundan falan diye. Söz buna gayrısın dersem, zaten gayrısını bilemez ki insan. Binlerce peygamber gelmiştir, Allah'a malumdur. 28 peygamberin ismi geçer, Kur'an-ı Azimşan'da. Onun da ikisine üçüne nebiydi, veliydi diye itiraf vardır. Allah izlerinden ayırmasın, Rabbim şefaatlerine nail kılsın. Hepsi Nur-u Muhammed'idir, Allah'ın rahmetidir. Ona tabi olan insanlar kardeşimizdir. Ama daha mütekamili bulamamış, bilememiş. İşte men arafa nefsahu, fakat arafa rabbehu. 40 senelik kâli olur mu yani demiş adam. Gönlünü görmüş adam. Ha sahte şeyler zamanımızda çok. Efendim, adama diyorsun ki ya bu sahtekar bizce malum. Yani Allah bildirmez böyle şeyleri de. Bildiğimiz mevzuları anlatıyoruz. Öyle fitne olur diye Rabbim. Bir şeyhe sorsan ki filanca şey doğru şeyh mıdır? Ancak kayıtlarla mayıtlarla haber verir. Başka bir şey yok. Kaybolabilir çünkü yanlış insan. Onun için bunları fırsattan istifade eden varsa fırsat düşkünleri bu yolu istismar ettiler. Ediyorlar hali. Evet. Yoksa Allah'ın emrinden kitap, sünnet, icma, kıyas edinle-i şeyden ayrılan bir şeyh şeyh mıdır? Rica ediyorum. Ama zamana göre iştihat, işte arz ettiğim gibi. Çünkü yolu uğramazsa Muhammed'e geçti kervan aldın dağlar başında. Ben de sultanım diyen dünyada bir haddi hesap. Ben de ilergâh ehlullah olan yüzünde bir vermiş. Ben de ilergâh ehlullah. Dergâhta yetişmiş ehlullah. Ehil işte. Ama Allah'ın emri Hazreti Resulü Aleyhisselam Efendimiz'in tasvibiyle şeyhinden icazet almış. Ve daima Hazreti Resulü Aleyhisselam Efendimiz'in ve maneviyatın ilgilendiği kişi öyle baş boş bırakılmaz ki. O zaman anlamı nedir? Niye böyledir? Arz edeyim. Başka peygamber gelmeyecek Hazreti Resulü Aleyhisselam'dan başka. Bütün dinlerden ayrılan, evet, Allah'ın evliyaları, Peygamber Efendimiz'in getirdiği şeriatı Muhammed ile niçin yok diye böyle zırvaladık bilmiyorum ben. Bu hakikate darbe olmaktır, başka bir şey değil. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri'ne emrettiği ahkam, Kur'an Azimüşşan, Peygamber Efendimiz'in bize tebliğ buyurduğu hadisleri bunu ihtiva eder ki küllü şeyin sebebi, her şey sebepleri vardır. Ustasız sanat haram mı? Maddede de böyledir. Bir kişi kendiliğinden ustalık yapamaz. Kabiliyetlidir, bir şeyler yapar ama usta görmüş insan gibidir. Benim tertibi ilahi daima siz sadıklarla beraber olunuz. Evet. Mesela yine Fetih Suresi'nin 10. ayetinde 1400 sahabe biat ettiler, söz verdiler tekrar. Çünkü değişik ahval olduğu zaman Hazreti Resulullah'ımız tekrar tekrar biat olurlardı. Hazreti Allah buyuruyor ki, Habibim sana biat edenler bana biat ettiler. Onların elinizlerinde benim elim var. Çünkü Allah'a verdiği sözü ben cayarsa, yani o nefsine zulmetmiş. Kim de sebat gösterse onun için büyük ecir mükafat vardır. Şimdi bunu düstur olarak almıştır. Evet, o bir hasır üzerinde, bir ağaç altında biat edilmiştir. Efendim, hükümler kıyamete kadar devam edecektir. Bir an için değil. Evet, yanlış bir değildir. Biz bunu yaşıyoruz. 76 yaşındayım, 77'ye gidiyorum. 41 senelik şeyh. 56 senesinde.
Bir mübarek gece daha var inşallah tebliğ edildi. Bize ses oradan almıştık. Ve şeyhim de icazesi mi yazdı getirdi. Kayınpederim de benim beş ayıklandı. Allah kaderine rahmet eylesin. Yedi tarikattan icazeti vardı. Oradan da teberrük olarak ayrıca icazetim var. Kadir-i Ruhayi. Ve teberrüktür o tabi. Maraşlı sahibini arayan madalya diye Diyanet'in bir filmi vardı, bir çekimi vardı. İşte o sahibi Ali Sezai Efendi Hazretleri kurtaran, Sezai kurtaran Kadir-i Erfai ve Nakşi Meşayih. Nakşi bizi intikal etmedi. Kadir-i Erfai. Efendim, madalyanın sahibi oydu. Oradaki ifade edilen Ali Sezai Efendi Hazretleri, dikkat ederseniz. Bunu biz şey bandımda da aldık. İsterse veririm onu da. Ayrıca gösterirsiniz. 8 tane Şeyh Efendi'nin terbiyesinde yetiştim. Alnımın terini sıyırdım. Çoluğumu çocuğumu muhtaç etmedim. Sanatkarım ben. Kimseye yük atarım hayatımda. Gide olmuyorum. Rabbim'le çocukluğumdan beri inanç üzerindeyim. Ve inandığım şeylerle yaşıyorum Rabbim'le. Muttaliyim. Onun için hiç bir tur etmeden ben senler senesi şeyhim bir aykırı uçurum. Güvenlik mahkemesinde de şeyhim dedim. Şimdi Rabbim verdi bana bu vazifeyi. Amel amel daha vermedi ki. Ben niye kısayım bu? Yani sebep ne? Her türlü ne buyursun ben? Allah istemezse tümevle de olamaz. Hayır. Yani bunu bir kahraman gibi değil de inancıma bağlayayım. Evet. Hocam, efendim bir de günümüz insanına İslam'ı anlatırken takip edeceğimiz metot ne olmalıdır? Efendim, evvela şunu düstur edeceğiz ki Rabia de bir hatun cevabını vermiş. Eline baltalımış gidiyor. Nereye gidiyorsun? Ya Rabia demişler. Cenneti cehennemi yıkmaya gidiyorum. Cenneti cehennemi ne yıkıyorsun? Ümmeti Muhammed'i kurtaracağım demiş. Hepsinin ağzında cennet cehennem. Cennet. Ya bir Allah de ya. Şerif Hazreti Allah cennet cehennem mezununda yaratmadı ki. Bilinmekliği mi dedim diyor. Ben gizli hazineyim, bilinmekliği mi dedim. Zatımdan zatıma tecelli ettim. Nur-u Muhammed'i aldım. Nur-u Muhammed'idir bütün rahmet ilahi. Habibim sana makam-ı mahmudu verdik. Levlâke levlek lemâ halâptül eflâk bunu ifade eder. Sen olmasaydın Habibim eflâk yaratmazdım. Rica eder, dikkat edin. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ Değil mi? Habibim seni alemlere rahmet olarak gönderdik. İlla rahmet olarak. Alemlere 23 sene değil. Bu çok dikkat edin. Şimdi Hz. Resul Efendimiz'in ihtiyarından sonra bitti mi? Hayır. Benim ashabım yıldızlara benzer. Hangisine tabi yoksa sizi harekete getirir. Kim zamanın imamını umurta biat etmediyse cahiliyet devrinde ölmüş kişi gibidir. Cahiliyet ölümüyle ölmüştür. Onun için rica ediyorum. Yani bunları niye çıkarıyoruz da ilimden bahsediyoruz? Şeriat-ı Karra dört esas üzerinde söylenmiştir. İlm-i fıkıh, ilm-i kelam, ahlak, tasavvuf. Fıkhın kolları vardır, mezhepler. Sonra mezheplerini inkar ediyoruz. Şurada uyumadın, burada uyumadın. Tamam. Dört mezhep. 100 küsur mezhep var İslamiyet'te. Allah emeklerimizi ayetmesin. İhtilafı biz çıkarıyoruz. Biz düşman ediniyoruz insanlara. Adın bizimle beraber hareket eden Alevi kardeşlerimizi dışlaya. Ondan sonra da alay ettik. Niye alay ediyorsun? Sen getirdin onları o hale. Eğer ayıp diyorsun bir tarafı varsa ki İnşallah bu atık bu milletin aklı başına geliyor.
yavaş yavaş aynı dışarıda anlıyor. Efendim, zaten böyle diyenlerin Allah iştah etsin. Evvela Yahud olacağım, ondan sonra Erman olacağım, ondan sonra Müslüman olacağım. Bırakın böyle şeyleri. Allah muhafaza buyursun. Onlar da bize tabii yolları hakaret ederler falan. Kim bu? Kardeşimiz bu. Kardeşimiz? Çok muhtaçız mı? Sade Alevi kardeş emrindeyim. Dünyanın kardeşliğine muhtaçız. Yani bunu rica ederim artık. Ulema idrak etsin. Yeter bu milletin çektiği. Bakın tarihten, coğrafyadan silmeye kalkışıyorlar bizi. Çekilmiyoruz. Kendi ülkemizde, kendi ülkemizi bile perişan ediyoruz. Kimse kimseye geçinmez oldu. Evet. Geçinmez oldu. Valla kafir ya, o kafir ya. Adam beş vakit namazda beş daha katıyor. Takva var, sahibi insan. Başı secdeye Rahmanullah'tan katıyor. Adama kafir yavru diyor, fütur etmeden. Ya bu ne vicdansızlık, ne akılsızlıktır bu, ne cürettir bu? Hangi ölçüne göre? Efendim, okumuş da okumaz orası ya. Ben hasteden bunlar zaten. Yoksa ben varlık göstermek için değil ki. Dişinden tırnağından artırıyor, çocuğunu okutuyor. İşte Sultan Hamit Hazretleri'nin buyurduğu gibi. Bugün medreseler işlerinden liyakatli talebe yetişeceği kabiliyeti değil. Dediği zamandan daha ötelerden. Çocuklarımızı okuyoruz, dişimizden de bunlarımızdan atıyoruz. Ne müşkülatlar görüyorlar, dini tesisat veriyoruz. Geliyor eline şeyin almış, diplomasını, icazetini yahut. Anasına, ana sen kafirsin ya, baba sen de gavursun. Şimdi bunu hoşuma gittir ya. Çok fıkralar var da ayıp olur diye anlatmıyorum. Bu mevzuları da pek güneşir. Onun için çok rica ederim, dikkat edelim. Artık kardeş diye birbirimizi kucaklayalım, ufak tefek kamışlara bakmayalım. Çünkü Hazreti Allah buyuruyor ki, benim rahmetim gazabımı örtmüştür. İyi işler işleyenler, iyi işler işleyenler. Bunlar mükafatlarını görecektir. İyi iş nedir ki? Sen topluma faydalı bir işin yok. Ancak bunun bulucusu yok. Herkesi kafir görmekten zevk alıyorsun. Bunun ismine İslamiyet demeyelim. Katlanmak başka bir şey değil. İslamiyet'i taan ettiriyoruz. Amerikan reisi Cumhur'u işte geçen konferansta söylediler. Bir yazdığı eserinde Nixon miydi ne? Hangisiydi bilmiyorum. Evet. Müslümanlar İslamiyet diyor, şeytan edindir Allah'ım Allah'ım. O intibayı vermiş sonra dünyaya. Bunun sayılı bir insan bunlar. Hayır, değişmiyor. Yani kültürsüz, medeni değil. Medeni insan. Şimdi İslamiyet'i böyle gösterdi ki bunu anlatıyor. Ve İslamiyet komünizmden de tehlikelidir diye beyan ediyor. İnsaf edelim de kurtaralım artık bunları. Evet, herkese hücum etmek, bir zamanlar ulaşım yoktu, görgü yoktu, bilmem ne yoktu, falan yoktu, kaynatıyorduk sanki içimizde. Ama şimdi yemiyor kimse. Anlıyorum. Hakikatlerden Allah uzaklaştırmasın. Kur'an-ı Azimüşşan başka dinleri taan etmek için gelmedi. Başka peygamberleri, vazifeleri bitti, hayır efendim. Hiçbir semavi din başkasını çürütmek için gelmemişti. Tasdik etmek için. Kur'an-ı Azimüşşan da öyledir. Bak, şuraya kadar geldim, az bir şeyim kaldı. Hiç bunun menfi bir başka türlü Allah'ın bir kelamına rast gelmedi. Peygamber Efendimiz'e öğrenk, İslamiyet diyor. İslamiyet, evet. İslam olarak bahsediyor. Onun için İslamiyet doktorundur. Her semavidin İslamiyettir. İslamiyet'in lügat manası, bir olan Allah'ın, eşi şeriki nazir olmayan Allah'ın efendim ilim ve iradesine bağlanmak İslamiyettir. İlim ve irade. Bütün mükemmelatın yaratılışı Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin ilim ve iradesinin tezahürüdür. Başka düşünemez. İşte gerçekleri idrak ettiğimiz zaman Allah niye yarattı kullarını? Ezel-i Arafat'ta zaten biz imtihan olduk, verdik imtihanları.
Fakat daha rahmet ilahimi görsünler, sonsuz rahmetime nail olsunlar diye. Hazreti Allah biz dünyaya göre, dünya çok kazançlı olur. Dünya kadar kazançlı bir yer yok. Ne kabir hayatı ne yevmül mahşer, başka yok. En kazançlı yer dünyadır. Ne ekersen burada, ebedi hayatında onu biçeceksin. Orada ne kazanırsan orada onu göreceksin. Onun için İslamiyet'in beş esasına Müslüman diyenler riayet etsinler. Savun, salat, hacı, zekat, kelime. Bunları yapmıyor. Kafir, gavur, hayır değil. Değil de müfliz. Müfliz. Evet. Niye? Kazandığın için Hazreti Allah bunları. Hem emrilahiye ittiba ediyorsun, şerefleniyorsun, kazanıyorsun. Hem de kazanç elde ediyorsun. Cennete girmek maharet değil. Girdin ne olacak sonra? 8 tane kapısı var cennetin. Hepsi meziyet kapısı bunlar. İnsanlar imanıyla ölçüyor. Kelimeleriyle değil. Ama biz la ilahe illallah kelime ölçüyoruz. Başka türlü ölçüyoruz. Bakın hepsi tevhiddir. Kur'an'ın da itikatta medarı ikidir. İlmi tevhid, ameli tevhid. Nafi ilim, salih amel. Şimdi tevhiddir bunlar, birlemektir. İki yok. La mevcuda illallah. La maksuda illallah. La ilahe illallah. Şimdi la ilahe illallah önün İslam'a giren bir insanlar unutulur. Allah'tan başka ilah yoktur. İlla Allah vardır. Bunun ilmi yönü çürütecek neresine? Ne bize karşı böyle kısımet feyde ediyorlar. Çünkü cehaletlerine dokunuyoruz tabii. Cehaletlerine dokunuyoruz. Allah kurtarsın bu cehaletten. Yoksa hep kardeşiz. Şu bu meselesi değil. Niye bilemiyoruz bunu? Oraya da gelelim. Niye anlayamıyor insanlar bunu? Sen anlıyorsun da niye anlamıyor? Ha? İşte mesele burada. Kevni hakikatlerle iktifa edip dini hakikatle iktifa etmeyenler Peygamber Efendimiz'in tabiinden sayılmazlar. Kevin ki madde aleminden öte gitmeyenler mana aleminden, yani akılcı akılcı diye zaten gidişimizin de Allah akılsız bırakmasın. Akıl en büyük Rabbim'in gürtetmiş olduğu bir cevherdir. Araz dedi yanlar, cevher dedi yanlar. Cevherdir. Ama akıl her şeyi ölçecek durumda değildir. Bakın örnekler veriyorum ben her zaman. Akılla ne ölçersin? Haccını ölçersin, zekatını ölçersin. Namazını ölçersin, orucunu ölçersin. Hayır, aksini söyler sana. Akılın, mantığın, bırak ya, eziyet edersin bak. Niye aç kalayım ben 24 saat? Allah zevk alacak benim başkanım ondan. Akıl bu. Onun için nefis, Allah'tan kaçan siz bir yer ama alayınız buyuruyor. Akılcı akılcı diye diye putperestler gidiyor insanlar. Putperestler böyle olmuştur. Yoksa ben putperest olacağım diye bir kişi çıkmaz ki. Çünkü iki türlü dinim vardır. Nefsaniydin, Rahmaniydin, İlahiydin, Semaviydin, Nefsaniydin. Karşıtı. Nefsani nefsin ürettiği şeyler ilahi izninden daha cazip gelir sana. Çünkü kendi üretiyor, kendi işine gelir şekilde üretiyor. Onun için Rabbim muhafaza buyursun da bizleri peygamberleri, elçileri vasıtasıyla göndermiş olduğu ahkamlardan ayırmasın. Yoksa şimdi en mütekamül Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, benim canım her şeyim, vazifem oradan geliyor. Beni bazen itham ediyor. Hazreti Resulullah da olur. Tövbe ya. Şahidim arzu semadır üstüne camiyle. Aşıkım Sıdkı da ben Hazreti Şah-ı Resul'e. Taatı yok dinimin, halimi taklit eble. Ey bari sabah. Uğrarsa yolunu sen bir haramıyla. Tazimimi arz eyle Resulü sallallahu aleyhi. Şahidim arzu semadır üstüne camiyle. Sen neden bahsediyorsun da bilmem. Bu muhafaza oluyorsun. Allah şerden Allah korusun. İşte tabii ümitliyim. Medeniyet, hikmet, müminin kayıp mandığı nereden olursa olsun. Muhasır milletler seviyesi eşitmeye mecburuz. İster şundan gelsin, ister bundan gelsin. Hikmettir, Allah'ın lütfü ihsanıdır. Filanın mahsulü değil. Onun için nerede olursa olsun. İlim içindeysiniz siz donanınız. İki günü birbirine eşit olan şey andadır.
Peygamber Efendimiz'in daima ileri, ileri. İyi teknolojiden kaçarak nereye varıyorsun? Uşaklıktan kurtulamıyorsun, dört tane bilmem zibidinin uşağı alıyorsun. Yok, bilgin yok. Ondan sonra da kürsüye çıkıyor. Ya siz ayakçı becadınız da eternizin tuttuk. Tuttunuz ayağı tutuyoruz. Yapmayın mı? Niye kaçıyorsun ilimden? Niye kaçıyorsun medeniyetten? Niye kaçıyorsun teknolojiden? Bugün Hazreti Allah sana ihsan etmiş en güzel literatür tarzı demokrasi olarak görmüş. Sen bugünü yaşayacaksın. İşte biz arzdan ince nice ayetler indirdik. İnsan haklarına riayet edeceksin. İnsan haklarına en çok riayet eden Müslümanlardır. Peygamber Efendimiz'e tabi olanlardır. Bizim dinimiz bu insan hakları. Şimdi layıklık ben her zaman diyorum. Eğer dinsizlik olarak bize verirseniz hep zahmet etmeyin, yorulmayın, yapamazsınız. Yok eğer insan haklarıysa bu, zaten bu bizim malımız. Layıklık olmalı. Ama bize Sevgir'de çok perişan olduk biliyorsunuz. Filosof Rıza'nın ermantımda Sevgir Mahallesi'ni imzaladık. Çok başımıza işler geldi ve imkan yoktu Kımbacık'a. Lozan biraz bizim zaferimiz. Bir zafer elde ettik. Allah sebeplerinden razı olsun. Yoksa şimdi bir avuç toprak elinizde kalmıştı. Şimdi nankar da olmayalım. Ben böyle söylediğim zaman, vay efendim falan. Ya biz bu millete, dini İslam'a, insanlığa hizmet edenler hepsinin hayranıyız. Hepsinin hayranıyız. Şu bu diye ayırt etmiyoruz. Bakın bugün Sultan Vahdettin Hazretleri'ne ben şeyde, efendim, ATV'de bahsettim. Evet. Şimdi nasıl vatan haini diyorsunuz bu insana diye. Bir daha aslını yaptım. Kimyada kimse yapmadı. Evet, nasıl diyorsunuz. Metalik almadan gitti. Bu milleti selametli için gitti. Mustafa Kemal yapan Sultan Vahdettin Hazretleri'dir. Ama medya veremiyor benim bu konuşmalarımı. Evet. Olur. Şimdi işlerinden seçmiştir bütün paşaların. Miralaydı o zamanlar Mustafa Kemal. Paşa. Paşa değildi. Sen yaparsın bunu diye. Hatta Büyük Millet Meclisi'nin açılışı dahi paşam çok yaşa diye kapılar açılıyor. Çok yaşa diye kapanıyor. Sarayın emri altındaydı. Çünkü başka imkanları yok Kımbaşı'nın bunlar. İşgal kuvvetleri sarmış. Ne hükümet kalmış ne devlet hesabı. Yoksa imkan var mı Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde? Başka bir hükümet çıkacak, meclisi ve bozak mı öyle bunlara? Yok sen hikaye konuşur. Efendim, Erzurum toplantısı yok, bilmem Sivas Kongresi, bilmem ne falan. Buna imkan var mı? Şimdi orada bütün Osmanlı güçleri var. Birkaç usta bu olan insan. Evet bunlar nankör olmuyor. Ben onu diyorum. Yiğidi öldürelim de, aklını ketmetmeyelim derler ya, yoğurdunu yemeyelim diyor hani bazı var. Onun için bu vatana hizmet edenlerden, bu millete, dini İslam'a hizmet edenlerden Allah razı olsun. Bak mesela ben Turgut Özal için iki sefer verdiler, ben oyumu ona verdim diye. Şahidim ben İslam'a, çok büyük hizmet vardır. Ha başkası olmasın, baş be. Bu benim şahsi görüşüm, korkulan da yapmıyorum. Kim vefat etti artık. Buna oyunu verin diyecek bir halim yok. Ama hakikati anlatmak için dile getiriyorum. Onun için ben bu yola hizmet edenlerin hepsini severim. Kardeşimdir ben. Ama şu partiye gir. Hayır girmem. Niye? Daha düşünmedim. Bana biraz uygun gelin. Benim mizacıma doğru olur. Ama yok. Boyumu veririm. Kime istesem onu veririm. Onu da gizli tutarım. Ama şimdi aşikar ediyorum. Bak Özal'a verdim diyorum. Ve verdirdim arkadaşlara. Neyse başka bir şeyler demeyeyim şimdi politikaya çok giriyor. Efendim anlayabildiğim kadarıyla İslam'da hoşgörüden vurdunuz. Tabii. Hoşgörünün kendimize karşı sınırı ne olmalı? Karşımızdaki insana karşı sınırı ne olmalı? Biraz da bu konuda sıcak durumunuz. Efendim şimdi hoşgörü elbette Allah-u Teala Hazretlerinin rahmetinin sonsuzluğudur. İnsanda tecellisidir.
Buna işte onu diyorum, kendi hakikatlerden öte gitmeyen insanlar bu hoşgörüye sahip olamazlar. Allah'ın huzurullahına sıfatlarının tecellisini görmeyenler, yapmacık kulaktan dolma. Bana kendi yani madde alemi. Madde aleminde mümin ve müşrik müttefiktirir yanın şeklinde. Masa masa, sandalye sandalye, bilimlere. Hepsi müttefiktir. Ama kendi hakikatlerden, hakikatlerden öteye geldi miydi? Nakildir, nakil. Akıl değil yani. Bakın aşk nakildir. Aşk olmayınca meşk olmaz derler. Mesela şöyle denir. Aşk caddesinde akıl tıkandı. Hazreti Mevlana der ki, çamura balçığa batmış topa eşya benzer akıl. Niye gitmez onlar da? Akla yol yoktur orada, nakle yol vardır. Bunları yaşamayan, idrak etmeyen insanlar bu sahada at oynatamazlar. Ve şöyle buyururlar, aşk denizinde kendi ulaşlarınla karşıya geçmek imkanı yok. Muktedir deyiz. Ya bir varis-ül nebi yahut efendim nedim ilahi elinden tutacak. Bitti, tertib ilahi. Bunu inkar ilim değil. Onu ilan ediyorum. Muhterem hocamendilerimize lütfen haddi açmasınlar. Allah onlara da kısmet etsin. Öğrensinler. Yoksa nereye götürüyorlar? İşte giden yer bende. Gittiğimiz kardeş kardeşi bir numara düşman etti. Tanet mi? Allah ilimlerini âli kılsın. Bak bir cumamızı bile vermez. Zuhrahır diye bir şey çıkarttılar. Hicri 5. senede. İmam efendilerimizden 250 sene sonra Konya'da itaat ediliyor. Ben Konya'da bağırdım bunu. Bu evvelden kurtulun dedim camide. Ey Konyalılar! Burada icat ettiniz bu zorları, milletin başına fena ettiniz, Türkiye'nin başına. Başka zaten İslam alemi kullanmaz bunu biliyorsunuz. Böyle bir namaz yoktur. İki türlü farz kılınmaz bir vakitte. İki farz kılınmaz. Şüpheli ibadet yoktur. Şüpheli ibadet olmaz ki İslam. Varsa buyurun. Bir insan gusül ederken mi acaba oldum dese olmaz mı? Niye müminin niyeti amelinden hayırlıdır? Emaniyet. Hazreti Allah, ayetle hadisle sabit olan, efendim, icma, kıyas, hepsi mevcut. Cuma suresi var, sure-i celile var. Onlar basit, iki rekat namaz. Tabi namaza girmek için dıştaki farzlar, içteki farzlar malum. Hadisten taharet, necaseten taharet, istikbali kıble, vakit, niyet, efendim, setra öğret. Şimdi bunlar piyam kıraat, hüküsü, sucud, kaide, yâhire, teşebbüt, müktar, vurusunun namazdan çıkmak. Var bunlar Allah'ın emri. 20 küsur vacibi var her namazın. Şimdi cuma namazında hutbeden mevcut olmak vardır. Kimdendir? Efendim? Hutbede mevcut olan bir kişi isterse duymasın. O niyetle gelmiş. İki rekat cumanın farzı kılan kişinin cuması tamamdır. Ha mezhebime göre kılacağım. Hangi mezheptensin? Hanefi mezhep. 10 rekat farzı içerisi içinde. 4 rekat sünnet kılara böyle. 4 rekat son sünnet kılar. Arasında 2 rekat farzını kılar. Cumanın imam efendiye tabi olur. Cumanın sıhhatli olduğu yerler. Ki bunu sıhhat meselesinin üzerinde de çok tartışma vardır. Ulemalar arasında muhtelifun fiittir Cuma'nın saati. Bunlar Cuma'nın farziyetine haiz tesir değildir diyor ulema. Bunlar. Sonra kütüb-i sittelerde böyle bir şey yok surlar diye. Fıkıh alimleri böyle bir şeyden bahsedilmemiş. İlmihalere ticaret kastıyla yazmışlar, yazmışlar. Bazıları da alimler korkudan yazmışlar. Korkudan yazmışlar. Ben bunu kendilerinin yüzlerine söylüyorum. Evet, doğru korkuyoruz biz. Niye şimdiye kadar, niye bize bu namazı kıldırdın diye yakamızdan tutarlar? Allah'tan korkuyor musun? Onun için
Sizin aracılığınızdan Allah razı olsun yavrum. Allah ilminizi âli kılsın. Sizin aracılığınızda diyorum ki, kılmayın böyle namazı. Namaz değil, ismi namaz. Namaz iki kaynağı vardır. Kitap, sünnet. Hazreti Kur'an'da varsa namazdır. Peygamber Efendimiz icra etmişse daha bir hükümdedir ama namazdır. Bunun dışında namaz olmaz kimse ihtiyaç etmeye, uydurulmaya serah ediyor. Alay konusu oluyoruz bütün Arap alemine. Alay konusu. Sonra ne kılıyor onlar diyorlar. Elim namazı kılıyor. Allah Allah, yok tabii. Herkes mezhebine göre namaz kılıyor gidiyor. Ama biz onları anlamıyoruz. Pis Araplar. Ya cumayı da iyi bilmiyorlar. Sen biliyor musun? Karmakarışık ettin işi. Hala gençlerimiz, ya zaman dar, oğlum müsait değil. Onun için Hazreti Allah, Kur'an-ı Azimüşşan'da siz namazları uzatmayınız buyurur. Hastalar vardır, yaşlılar vardır, yol tepecekler vardır. Niye uzatıyorsun namazı? Ne bu 16 rekat? Hatta Diyanet, hurafalar, bid'atlar diye bir şey yayınladı da biz aldık gizli gizli. Efendim, onda diyor ki Şırnak'ta toplanıyor, bir de 10 rekat cemaatle kılıyorlar diyor, 26 rekat. Alay ediyor kendisi, hurafa diye. E niye ilan etmiyorsun? Edemiyor, edemez. Niye? Ben suçlamıyorum yani. Bir fonksiyonu yok ki zavallıların. Alim insanlar, bilen insanlar. Fakat imkanları dar. Değil mi? Bak memur gibi alıp kapını falan buna veriyorlar. Ne yapsın? Onun için suçlamayalım, onları da suçlamayalım da inşallah Allah lütfeder de devletimiz, hükümetimiz de özellikler de verir. Tabii lazımdır. Ondan sonra bütün mezheplere karşı da hoşgörülü davranırız. Değil mezheplere, semavi dinlere karşı öyle aşın olmayız. Başımıza bela ediyoruz. Bunlar kahramanlık değil. Hemen acık bir tehlike düşelim, Serhat maçları başlıyor şeyde, medyada falan. Ne? İnsanların böyle dayanına getirip birbirini öldürtmek, başka bir şey yok. Kastimiz bu. Onun için susmuşuz çok yıllarda. Tebaamız yoksa harp etmez demişler. Kardeş gibi bilirsin. Ey Allah'tan korkun ya. Vatanı korumuş bu ya onlar da. Allah tasarruflar bakmışsın. Halkımızın İslam'ı yeterince anlayamamasının temelinde eskiden beri bu süre gelen, özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinde ortaya çıkan tekke ve medrese arasındaki anlaşmazlığın da sebep olduğu belirtiliyor. Yani bir diğer tabirle İslam'ı tamamen bilen alimlerimizin yetişmeyesine bağlanıyor. Ne dersiniz? Çok doğru tabii. Şimdi tekkeler, zaviyeler ondan. Ehl-i aşk için lüzumlu yerlerdir. Her şeyin bir talim terbiyesi vardır. Bakın namazın da talim erken vardır. Gayet insan yatıp kalkması namaz olur. Bir şey bilmiyorsa olur. Ama bilen insanlar bu şekilde yapsalar Allah-u Teala Hazretleri ayıplamaz mı onlar? Tavun yem topladığı yukarı bazen görüyoruz namaz ne? Ya şu rükû mu, sücûdû mu, secde mi güzel mi? Kıyam da güzel mi? Allah'ın emri bunlar, farz. Rica ederim, yani her şey böyle. Yani arz ettiğim gibi tasavvufsuz yaşanmaz. Çünkü ihlas, takva, vera tasavvuftur. Tasavvufun da kolları vardır, harikatlar. İşte vahşisi vardır, onun ehlisi vardır. Ehli tarik, vahşi tarik. Sonra ehl-i tarik de ikiye ayrılmıştır. Halvette vahdet, kesrette vahdet diye. Halvette vahdet, Peygamber Efendimiz'e vahiy gelmedi demek ki hayatının taklidinden ifadesi. Kişi bunlar ümmeti tarafından. Kesrette vahdet ki vahilahi geldikten sonra kesrete intikal ederek böyle çokluğa, çoğunluğa girerek tasavvufi manada İslam'ı yaşamaktır. Allah'ın emirlerinden bir şey değişmez. Bakın çok gaflette bulunuyor bazıları. Hatta tahrifat yapıyor bu İslamiyet üzerinde. Çok doğru söylediniz.
işte nahle çöpten kırılır. Şine-i kanun cihanda nahle mızrağı tasavvuf verilir. Ehli olmayan kişilerin elinde kanun biliyorsun 80 küsur teli vardır. Hiç tel kalmaz, hep vurur kırar. Nahil çünkü. Tellere nasıl vuracak bilmez ki. Sonra musikinin de ayrıca düşmanları çoktur tabii. Bizim dinimiz musikiye cep almış değil. Ama şer-i şerife mugayyir hareket eden bazı insanlar cehaletinden dolayı men edilmiştir. Musikiyi onları melanese götürmüştür. Yani içki masalarına, cinayet mahallelerine, bunun ne ya? Yani Allah korusun, aklı veren insanlar için içki evet haramdır. Aklı veren herkes haramdır da. Zina Allah muhafaza buyursun. Fakat bunlar günah-ı kebairdir. Ama Allah'ın affetmeyeceği hiçbir günah yoktur. İşte bunu anlatalım. Hoşgörüye de oradan geleceğiz. Mevzu bu. Şimdi Ehl-i Tarik, Vahşi Tarik işte bunlar çok önemlidir. Ehl-i Tarik, Kitap-ı Sünnet, İcma, Kıyas, Edile Şeria'nın dışında değil. Şeriat, tarikat şeriattır. Şeriat, şeriattır tabi. Marifet şeriattır, hakikati de şeriattır. Yolumuzun başı şeriattır, intihası, nihayeti de şeriattır. Yani Allah'ın kanunlarının dışında, Peygamber Efendimiz'in yaşadığı hayatın dışında bir hayat, ne tarikatta, ne bundan gülüştür, Allah korusun. Allah hesabını soracaktır bunların. Çok dikkat edelim. Allah kitaptan, Peygamber Efendimiz'in sünnetinden ayırmasın. Hakikat yol budur ama Osmanlı'da inkiraz devresi başlamıştır biliyorsunuz. Kanuni'den sonra. Hatta kanuniyle başlamıştır. Çünkü o yenilik yapmak istedi. Zamanı, iştihadını yapmak istedi. Büyük insan. Ama beceremedi, götüremedi. Götüremedi, inkiraz başladı. Hala devam eder. Dünkü bugünkü lihası değil. Evet. Bir de efendim, hoşgörünüzün temeli olarak kim ki la ilahe illallah dedi, o cennete girecek hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz öyle oluyor. Bir hadis-i şerif herhalde. Hadis-i şerifini mesnet gösteriyorsunuz. Tabii gösteriyorum. Bu konuda bir çalışma yaptığınızı duyduk. Konuyu biraz bize açar mısınız? Şimdi efendim, Kur'an-ı Zümüşan'ı aylardır aktarıyorum ve işaretliyorum. Hangi mevzulara Rabbim lütfetmiş, ihsan etmiş, bunları işte gördüğünüz gibi bazı tefsirler var, hadis kitapları var. Herhangi kafamın takıldığı bilir, onlara bakıyorum. Müsterihim şimdiye kadar. Bu anlattığım meselelerin aksine rast gelmedi. Az kaldı. Bunu kompetora yükleyeceğim tabii bilgisayara inşallah. Ve kısım kısım. Evvela din İslam'dır. Semavinler İslamiyet'tir. Bütün Peygamber Efendilerimiz İslamiyet'e geldiler. Bizim Peygamber Efendimiz kardeştir diyor müfessir İzam Efendimiz. Kardeştir de baba bir ana ayrı. Yani şeriatlar ayrıdır. Allah kitap her şeyi imanları birdir bunların. Allah'ın eşidir. Kardeştirler. Bunların aksine ispat eden Kur'an-ı Azimşan'da bir şey yok. Bazı birkaç ayet araç geldim. Onların da menşeini aradım, o anlamda değil. Mesela siz Yahudileri kendinize dost edinmeyiniz diyor. Şimdi bunun menşeini araştırdım, o anlamda değil. Şimdi bütün ayet-i kerimeler ehli kitabından bahsederken, efendim, şimdi birdenbire bir ayet-i kerimenin bu şekilde olması, yani Allah-u Teala Hazretleri haşa burada noksan yapmış demek değil de, araştırdım, o manada değil. Efendim, işte fitne çıkaranlar, şöyle edenler, böyle edenler.
Yani topluma zarar veren Müslüman olduğunu yadırdınız. Hatta şeyde, bazı ayet-i kerimelerden. Bunları izah edeceğim inşallah. Şimdi böyle okumadan değil de, insan hafızını da fazla tutamıyor. Bir kitapçık haline getireceğim. İlan edeceğim. Ticaret kastı değil, belki bir daha öleceğiz. Efendim. Ama Rabbim muvaffak etsin inşallah. Çok müsterih olarak o bir tarafa gideceğim. Yani bunu daha hayal ederim. Ki bugün vazifem de olur. Çünkü bize Kadir-i Rufay fakir, 45 senelik şeyhim arkadaşını anlattım. Yakın zamanda Galibi diye bize kol verildi. Tatip olduk adamlarıyla. Onun için Rabbim layık kılsın. Allah muvaffak etsin. Şimdi biz Galibi olarak devam ediyoruz ve menşeimiz Kadir-i Rufay tabii. Nedir bu kol? Yani bugün içtihat selahiyeti tarifimize verilen Allah ve Resulü tarafından. Oyuncak değil. Onun için tasavvufun aleyhinde olanlar neyi ifade ederek böyle aleyhine çekiyorlar? Tabii bunlar akılcı. Başka yok. Akıldan başka bir şey bunların şeyi değil. Sermayesi yok. Birbirimizi tanıyalım da benlikle söylemiyorum. Böyle gerçek vazifeler onlara hürmet edelim. İstifade edelim. Evet. Efendim son olarak insanımıza ne mesaj vermek istersiniz? İşte hep mesaj zaten onlar. Veriyorum. Yine Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifiyle kapatmak isterim. İnsan mümin olmadan cennete giremez. Birbirini sevmedikçe mümin olamazsınız. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Evet. Dünyaya hitap. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Hazreti Resulullah Efendimiz'e tabi olanlar çok dikkat etsinler bu mevzulara. Evet. Bütün dinlerde kardeşlik vardır ama maalesef Beni İsrail Nasara'yı mahvetmiştir, perişan etmiştir. İsa Aleyhisselam geldi diye. O yürürmem de. Peygamber Efendimiz geldi diye hepsi cuma geçmiştir, bittik yapıyor. Bunlar imansızlık, iman zafiyeti, inanan insanlar ne zaman olursa olsun. Bunlar ezeli ervahla ilgilidir. Rabbim tasavvufta mürat, murat derler. İşte bu murad-ı ilahiye mensup olanlar hiçbir zaman bu dünyadan kafir olarak gitmezler, götürmezler. Yoksa adaletine ne olur? Ters düşer. Ezeli ervahta veli diyenler. Bugün de Allah öyle diyorlar. Orada ne kadar iman gösterdilerse burada o imanlarını muhafaza edeceklerdir. Ama bilmezler. Ezel-i Erbah unutturmuştur. Ama Hazreti Allah unutur. Okulunu şöyle der. Meyhaneden de çıksa kümbercen rüya eder. Zaten evliya. Zaten evliya şimdi. Yani Kadere-i Cebriye mezhebinin dediği gibi değil. Ben imanlıysam imanlıyım. İmansızım hayır öyle değil. Bu dünyada gösterecek de olduğunu işte Hazreti Allah kıymetli olan dünya bu. Efendim, ebedi değil. Bir saat, bir saatten daha az gibi gelecek insanlara. Bir ağacın altında oturduk, biraz devam ettik gibi. Dünya hayatı bu, ebedi hayatın karşısında. Ama dünyada bulunduğumuz müddetçe lazım burası. Servet düşmanlığı yapmayalım. İnsanları medeniyetten kaçırmayalım. Dinin icabı gibi göstermeyelim. Günaha giriyoruz. Bakın Hazreti Allah, Kur'an'ın sünşanında hep veriniz, veriniz diyor. Hiç alınız diyor mu? Vermek için çalışmak, kazanmak lazım. Fakiri de muhafaza etmiş. Nasıl fakir? Elde tutmuyor, ayağı tutmuyor. Bilmem ne olmuş falan falan. İşte akıl noksanlığı falan falan da bunlar. Ama gücünü, kuvveti yerinde olan bir insanı takdirle ifade ediliyor. Yani, dini İslam uyuşuk yok, dini değil. Bir güne bir güne, iki güne bir güne eşit olan ziyandadır buyurdu Peygamber Efendimiz. Onun için insanlar çalışacak, kazanacak, zengin olmaya çalışacak. Zenginlik Allah'ın yedi kudretindedir.
İlmi isteyene veririm, zenginliği istediğime veririm buyurur Allah-u Teala Hazretleri. Çünkü muamele ediyor biz de orada. Bazı tinatlar vardır ki, cebine üç kuruş koy, delediği yuvan olur. Allah onu korur, işte vermez onu. Bu gazap ilahi değil, rahmet ilahi değil. Evet, bazıları da vardır, trilyonlar taşır, hiç umursamaz bile. Allah'a mahsus olan kalbe hiçbir şey sokmaz. İşte yiğit odur. İster aslan ağzında olsun, ister düşman kemendinde sana aşina olanların ömrü saadet içinde geçer. Alem-i lahuta pervaz ehlen ehli safa yahut alemle. Pervaz ehlen ehli safa değil İskender tacı tahtı Süleyman istemez. Kalben istemez. Ama yükselmek için çok çalışır, kazanmak için çok çalışır. Binlerce kişiyi doyurur, ondan şeref duyar, haz duyar. İş verir binlerce kişiye, makbuldür bu insanlar. Hazreti Allah Kur'an-ı Zimşan'da metresana ediyor. Onun için bir İslamiyet'i yalnız şekilde kelime oyunlarında görüyoruz. Mesajım bu. Yaşasınlar, İslam yaşanır. Biz arza nice nice ayetler indirdik, ona da muttali olsunlar. Hiç görmüyorlar mı diyor Hazreti Allah, bakmıyorlar mı? Biz göğü nasıl durduruyoruz, görmüyorlar. Ayı güneşe menziller verdik zamanında anlasınlar diye. Efendim, denizlerde, deryalarda nasıl gemileri yürütüyoruz? Arşimet kanunu, Arşimet kim? Allah'ın kulu. Ona fikri varın kim? Arşimet, evet de. Biz nasıl yürütüyoruz? Arşimet kanun getirmiş. Yoksa Arşimet'ten evvel gemi yok muydu, vardı ki ne vardı? Herhangi bir cisim suya batırıldığı zaman taşırdığı suyun ağırlığı kadar kendi ağırlığından kaybeder. Bir kanun ilahidir bu. Bununla bulmuştur gemiyi falan. Ha? Neyse. Takviye etmiştir. Yani bunlar sonra şurayı da unutmayalım. Allah-u Teala Hazretleri kullarına faydalı olan şahsiyetler, kalıcı faydalı böyle olan şahsiyetler kafirlerden vermez onlar. Muhakkak iman ehlidir, iman sahibidir. Onun için tartışma konusudur. Edison cennete mi gidecek, cehenneme mi? İşte bu kadar bilginiz. Bu kadar bilginiz. Bu beşeriyete hizmet etmek için bir şeyler lütfetmiş mi Hazreti Allah? Etmiş. Bahtiyardır o insan. Canım Muhammed Resulullah demek. Kıldırmadık. Şimdi hep buradan kaybediyoruz. Rabbim'in sana verdiği bu şerefi istismar ediyorsun. Niye? Ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki şeriat-ı Muhammedi gibi şeriatla bizleri teçhiz etmiş. Şereflendirmiş. Ama başkalarına kafir gavur deme hakkını vermiyorsan ama bunu iyi bil. Evet. Allah razı olsun sizden de yavrum. Thank you.